Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabartmalı hasır ya da sepet örgüsü dediğimiz görmekte olduğunuz bu modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Model hem kolay hem de güzel bir görüntüye sahip. Sadece düz, ters ve haroşodan oluşuyor. Gösterişli görüntüsüyle hem bebek ve çocuk örgülerinde hem de yetişkin örgülerinde, özellikle erkek örgülerinde kullanılabilecek güzel bir model. Biraz detayından bahsedeyim. Model bakın 4 ilmekten oluşan iki kısımdan meydana geliyor. Birinci kısım şu 4 kısım, 4 ilmekten oluşan bu kısım. Şöyle ilmeklerin yerleşimi. İlk ilmek ters ilmek, sonraki 2 ilmek haroşo, sonra tekrar ters ilmeğimiz var. İkinci dörtlü grupta ise hepsi düz ilmekten oluşuyor. Model bu 8 ilmeğin tekrarlarından ibaret. Eğer simetrik olmasını isterseniz başlangıçta başladığınız kısmı sona da ilave ettiğinizde şöyle bir simetrik görüntü oluşur. O zaman 8'in katı artı 4 şeklinde ilmek sayınızı belirlersiniz ki ben ona göre ifade ettim ilmek sayısını. Sıra sayısına da bakacak olursak bakın bu her grup 6 sıradan meydana geliyor. 3 haroşo var. Burada 3 haroşo sırası. Dolayısıyla bu 6 sıra yapar zaten. 6 sırada ikincisi yer değiştirerek, çaprazlayarak yerleştiriyoruz. 6 sırada burası olduğunu düşünürsek toplam modelimizin sırası 12 sıradan oluşuyor. Şimdi ufak bir detayımız var burada. Bahsettiğim bu 2 tane haroşo ilmeğin ters olarak örülme, hem önden hem de tersten ters olarak örülmesi gerekiyor. Eğer haroşoyu düz örerseniz ufak bir sorun meydana geliyor. Onu da şurada bakın bir çalışma yaptım, göstereyim. Bakın şu ortadaki düz örgü grubunda şurada bakın bir sıkıntı var. Oysa diğerinde gayet düzgün bir kare oluşmuş durumda. İşte eğer haroşoyu düzden örerseniz buradaki bu ufak görüntü bozukluğuna sebep oluyor. O nedenle haroşoyu ters olarak görmemiz gerekiyor. Yani şu grup için bakarsak ters ilmek başta ve ters ilmek sonunda haroşoyu da ters örüyoruz. Dolayısıyla 4 tane ters ilmek oluyor. Diğer kısımda zaten 4 tane düz ilmek oluşuyor. Arka sırada da yine modelimizi uygularken ne yapacağımıza bakacağız. Şimdi ben bir model tekrarı 8 ilmek demiştim. Simetri olması için 4 ilmek daha ekledim. 12 oldu. Kenarlara da birer ilmek verdiğimde toplam 14 ilmeklik ufak bir çalışma üzerinde modelin anlatımını yapacağım size. Kenar ilmeği aldıktan sonra önce bu ters ve haroşodan oluşan kutucuğu yerleştireceğim. Sonra düz kutuyu yerleştireceğim. O nedenle önce kenar ilmeğini aldıktan sonra 4 tane ters örüyorum. Yani birinci ilmeğimiz ters, sonra 2 tane haroşo, sonra bir tane ters. Toplamda 4 tane ters oldu. Sonra düz grup için 4 tane düz örüyorum. Arkasından yine baştaki tekrarı yapacağım. Yani 4 tane ters. Kenar ilmeğini ters örerek sırayı tamamlıyorum. Bu ön yüzdü. Şimdi arka yüzde en son bu 4 ilmekte ne yaptık? 4 ters ördük. Yani bir ters, 2 haroşo, bir ters için. Şimdi onu şöyle göstereyim. Bakın 4 tersin. Önde ters ördüğümüz ilmek arka yüzde düz olmak zorunda. Sonra 2 tane haroşomuz var. Onlar önde de ters, arkada da ters olmak zorunda. Dördüncü ilmeğimiz yine bir ters ilmekte, arka yüzde düz olmak zorunda. Dolayısıyla kenar ilmeğini aldıktan sonra bu 4 tane diğer tarafta ters ördüğümüz ilmekleri bir tane düz örüyorum ön yüzde ters olması için. 2 tane ters örüyorum haroşo olması için. Sonra tekrar bir tane düz örüyorum ön yüzde yine ters olması için. Sonra 4 tane diğer yüzde düz ördüğüm düz ilmeklerim var. 4'ü de bu yüzde ters olacak zaten. 4 ters. Sonra tekrar 1 düz, 2 ters ve 1 düz örerek arka yüzü tamamlıyorum. Evet.
Evet, şu ana dek modelin ilk iki sırasını tamamlamış olduk. Üçüncü sırada ve tekrar ön yüzdeyiz. Bundan sonra üçüncü sıramız birinci sıranın aynı olacak ön yüzde. Dördüncü sıramız da ikinci sıranın aynı olacak. Şimdi ön yüzlerde hep yaptığımız şey şu. Kenar ilmekten sonra bakın ilk kısımda 4 tane ters örüyorum. Sonra arkasından düz ilmekler görünüyor zaten. 4 tane düz örüyorum. Simetri olması için buraya da yine 4 tane ters örüyorum. Kenar ilmeği örerek 3. sırayı da tamamladık. 4. sıramız da 2. sırayla aynı. Zaten model kurulumumuz aslına bakarsanız arka yüzlerde ve bu ters ve haroşa ilmeklerin olduğu kısımlarda. Şimdi o kısımdayız. Kenar ilmeği aldıktan sonra hep bakın şöyle burada da bir tane düz, iki tane ters ve bir tane düz şeklinde. Arkadan 4 tane ters. Bunlar ön yüze düz ilmeklerimiz çünkü. Sonra tekrar bir düz, iki ters ve bir düz. Kenar ilmeği örüyoruz. Modelin 4. sırasında tamamlamış olduk. 5 ve 6. sıralar da yine 3 ve 4 gibi 1 ile 2. sıralarla aynı olacak. Yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeği aldıktan sonra 4 tane ters. Sonra 4 tane düz. Bakın zaten düz ilmekler görünüyor. Sonra tekrar 4 ters. Kenar ilmeği örüyoruz. 5. sırasını da tamamladık. 6. sıradayız. Arka yüzdeyiz. Model kurulumumuz yine burada. Kenar ilmeği aldıktan sonra bakın. 1 düz, 2 ters ve 1 düz. Arkasından 4 ters. Tekrar bir düz, iki ters, bir düz. Kenar ilmeği örüyoruz ve modelin ilk yarısını tamamlıyoruz. Bakın, ortada düz ilmekten oluşan kısım, kenarlarda da ters, iki haroşa ve ters. Yine burada da ters, iki haroşa ve tersten oluşan kısımlar oluştu. İlk yarısı bitti. İkinci yarısında bunlar yer değiştirecek. Yani buraya düz gelecek, buraya ters ve haroşoların olduğu kısım gelecek. Şimdi ona göre başlayalım. Bunu bakın 3 haroşo sırasınca yaptık. Her 3 haroşoyu tamamladığımızda modelin yerlerini değiştiriyoruz. Şimdi başlangıçta düz ilmeklerden oluşan kısım olacak. Kenar ilmeği aldıktan sonra 4 tane düz örüyorum. Sonra buraya ters ve haroşoların olduğu kısım gelecek. Yani bir ters, iki haroşo ve bir ters. Yani toplamda 4 tane ters. Sonra buraya yine düz örgü gelecek. 1, 2, 3, 4 tane kenar ilmeğini örelim. Şu an modelin 7. sırasını tamamlamış olduk. Ön yüzden. Arka yüzden 8. sırada. Bakın şimdi bu kısımda düz örgümüz var artık. Dolayısıyla arka yüzde onların hepsi ters olacak. Kenar ilmeğinden sonra 4 ters örüyorum. Modelin belirleyici olduğu kısma geldik. Burada yine aynı şeyi yapacağım. Bir düz. Ki bu ters oldu diğer taraftan. İki ters haroşalar. Sonra tekrar bir düz. Yani diğer tarafta yine ters görüntüyü elde ettik. Devam edelim. 4 ters için, 4 düz için daha doğrusu ön yüzde. Bu tarafta 4 ters örüyorum. Kenar ilmeği ördük. 8. satırı tamamladık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bakın modelimiz yer değişti. Bu kısım buraya geldi. Düzler kenarlara geldi. Kenar ilmeği aldıktan sonra
4 tane düz örüyorum. Ön yüzde burası hepsi ters oluyor. Sonra tekrar 4 düz. Kenar ilmek. Evet, 9'u tamamladık. 10. sırada arka yüzdeyiz. Kenar ilmeği aldıktan sonra 4 ters örüyoruz. Şimdi model kısmında yine 1 düz, 2 ters, tekrar 1 düz. Sonra 4 ters. Kenar ilmeğimiz. Bakın burada da 2 haroşo sırası oldu. Demek ki bir haroşo sırası daha öreceğiz. Aynı şekilde. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane düz örüyorum. Dört ters. Dört düz. Tekrar kenar ilmeğimiz. Ve modelin son sırasında arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 4 ters örüyorum. Sonra 1 düz, 2 ters, 1 düz, arkasından 4 ters ve kenar ilmeğimiz. Evet, bakalım. Modelin bir tam tekrarını bitirmiş olduk. İlk kısımda kenarlarda ters ve haroşodan oluşan kısım, ortada düz örgüden oluşan kısım vardı. Modelin ikinci yarısında bunlar yer değiştirdi. Başta ve sonda düz örgüler, ortada ters ve haroşodan oluşan kısım. Bundan sonra ne yapacağız? Tekrar bu sırayla birlikte, bu en başta uyguladığımız gibi ters ve haroşo örgüden oluşan kısım bu düzün üzerine gelecek. Ortaya düz gelecek, son kısım yine aynı olacak. Bu şekilde yer değiştirerek modeli uygulamaya devam edeceğiz. Çok kolay bir model dediğim gibi. Zaten ön yüzlerde hep 4 düz, 4 ters şeklinde örüyoruz. Arka yüzlerde de bu 4 tersler 1 düz, 2 ters, 1 düz. 4 yüzlerde 4 ters şeklinde yer alıyor. Diğer sıralar zaten bunların tekrarı şeklinde. Evet, modelin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın tombul tombul görünen güzel cici bir model. Ben bu modeli kullanarak bir bebek yeleği örmeyi planlıyorum gelecek videolarda, kısmet olursa inşallah. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve çeşitli örgülerinizde kullanmayı arzu edersiniz. Böylece bu videoda anlatacaklarımın sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.